Merhaba arkadaşlar, yeni videoda 256. sorudan itibaren Leben in Deutschland videolarımıza devam ediyoruz. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? Yani bir çift Almanya'da bir restoran açmak istiyor. Bu çiftin kesinlikle bu dükkanı açabilmesi için gerekli olan şey nedir diyor. Aynı erlaubsun der Polizei, polis izni gerekmez. Aynı genehmigung, aynı partay, bir partiden onay gerekmez. Aynı genehmigung des, aynı wohneren meldeamts, yani konu sakinliği kayıt bürosuna gitmesi gerekmekte değil. Aynı gaststätte en erlaubnis von der ten zuständig behörde, yani yetkili makamlardan restoran izni alması gerekebilir. Onun için de nereden alması gerekiyor? Zuständigen Behörde'den izin alması gerekmekte arkadaşlar. 257. sorumuza geçtik. Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Yetişkin bir kadın abiturunu Almanya'da yapmak istiyor. Das kann sie an. Bunu nasıl yapabilir? Aynı Hochschule, bir yüksek okulda, aynı Abend Gymnasium, gece okulunda, gece lisesinde, aynı Hauptschule, bir ortaokulda, aynı Privat Üniversite, bir özel bir üniversitede, Abend Gymnasium'da bunu yapmasında hiçbir problem yoktur. 258. soruya geçiyoruz. Was darf das Jugendamt in Deutschland? Gençlik Dairesi Almanya'da ne yapar? Şıklarımızdan gidelim. Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht. Çocuğun hangi okula gideceğine karar verir. Jugendamt değil arkadaşlar, bunu ebeveynler karar veriyor. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen. Yani dövülen veya açlıktan mağdur edilen çocuğun ailesinden alınmasını sağlayabilir. Bu doğru gibi duruyor. Diğer şıklara da bakalım. Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. Çocuğa anne babası parasını öder. Burası ödemiyor arkadaşlar. Bu sadece ebeveyn aile arasındaki çocuğa yönelik olabilecek olamayacak şeylerle ilgili ilgileniyor. Es kontrolliert ob das Kind einen Kindergarten besucht. Çocuğun anaokuluna gidip gitmeyeceğini yine ebeveyn karar verir. Doğru cevabımız bu nedenle dövülen veya açık bırakılan çocuğun aileden alınıp alınmayacağına karar veriyor. 259. sorumuza geçiyoruz. Das Beruf Informationszentrum BIS bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der Almanya'daki Federal İstihdam Bürosu'ndaki meslek bilgi merkezi BIS nedir arkadaşlar? Rentenberechnung, emeklilik hesaplama, Steuererklärung, vergi raporu, Krankenversicherung, sağlık sigortası ve Lehrerstellensuche, çıraklık arama yeridir. Çıraklık yapmak isteyen İstihdam Bürosu'nda bilgi alabilir buradan. Bu nedenle Lehrerstellensuche şıkkı doğru olacaktır. In Deutschland hat ein Kind in der Schule. 260. sorumuz arkadaşlar. Almanya'da bir çocuğun okulda olması nasıl bir durumdur? Recht auf unbegrenzte Freizeit, sınırsız boş zaman hakkı değil. Wahlfreiheit für alle Fächer, tüm konular için seçim özgürlüğü. Anspruch auf Schulgeld, okul ücretlerine hak kazanma. Anwesenheitspflicht, yani okul zorunludur arkadaşlar. Okulda olması bir zorunluluktur. Bu nedenle doğru cevabımız bu şık olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 261. sorumuz. Ein Mann möchte mit Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? Bir erkek abiturunu 30 yaşında Almanya'da yapmak istiyor. Bunu nerede yapabilir? Nerede yapabilir? Daha önce de bu soruyu görmüştük. Bir bayan da o zaman Abend Gymnasium'da, aynen Abend Gymnasium'da, yani gece lisesinde bunu yapabilmekteydi. Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung? Yani Almanya'da eşit muamele ilkesi. Almanya'da eşit muamele ilkesi ne anlama gelmektedir?
Niemand darf zum Beispiel wegen einer Behinderung benachteiligt werden. Yani engelli olduğu için hiç kimse dezavantajlı olamaz. Aynen. Eşit muamele hakkı da yani herkesin aynı olduğu, herkesin eşit olduğu, engelli olduğu için hiç kimsenin dezavantajlı olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız bu şık olacaktır. In Deutschland sind jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, jugendliche die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoben. Almanya'da 14 yaşından büyük ergenler cezalandırılabilirler. Bunun anlamı 14 yaş ve üzerindeki ceza hukukunu ihlal edilen gençler cezalandırılabilirler. Yani verden bir straf. Bu çocuklar cezalandırılabilirler anlamı taşımaktadır. Su Verschen Festival Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken. Almanya'daki insanlar hangi festivalde renkli kostümler ve maskeler kullanmaktadırlar? Bunu Am Rosenmontag Pazartesi, Rosen Pazartesi'nde yapmaktadırlar. Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? Evlenmek istiyorsan, evlenmek isteyen kişiler önce Almanya'da nereye gitmelidir? Ein Wohnmeldeamt, yani kayıt ofisine değildi arkadaşlar. Zum Ordnungsamt, düzenleme ofisine. Zu Agentur für Arbeit, iş bulma kurumuna. Zum Standesamt, yani sicil dairesine gitmekleri gerekmektedir. Ha, evlenmek isteyenler Standesamt'a gitmek zorundalar. 266. sorumuza geldi. Wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland? Almanya'da yasal gece uykusu saati vardır arkadaşlar. Bu saat hangi saatten itibaren başlamaktadır? Saat 22'den itibaren um 20 Uhr dediğimiz zaman bu saat başlayacaktır. Eine junge Frau in Deutschland 22 Jahre alt lebt mit ihrem Freund zusammen. Almanya'da 22 yaşında genç bir kadın erkek arkadaşıyla yaşayabiliyor. Evet. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Kadının ebeveynleri erkek arkadaş istemiyorlar çünkü erkek arkadaşını sevmiyorlar. Was können die Eltern tun? Ebeveynler ne yapabilirler? Ebeveynler 22 yaşındaki bir birey için ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamaz. Ama bakalım. Die müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren. Yetişkin kızın kararına saygı duymaları gerekmektedir. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Ha, zorla alma olsa tabi orada durum ayrı olacak tabi ama burada zorla alma gibi bir durum da yok. Kendi isteğiyle beraber yaşıyorlar. 268. sorumuza geldi. Eine junge Frau will den Führer schein machen. Genç bir kadın ehliyet almak istiyor. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Sınavdan korkuyor çünkü ana dili Almanca değil. Çoğu gelen, yeni gelen mültecilerin, çoğu iltica etmek isteyen insanların, farklı ülkelerden gelen insanların korkularından bir tanesi. Was ist richtig? Yani hangisi doğrudur diyor. Sie muss mindestens 10 Jahre in Deutschland leben, bevor sie den Führerschein machen kann. Ehliyet alabilmesi için en az 10 yıl Almanya'da yaşaması gerekmektedir değil arkadaşlar. Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Teori sınavı ana dilinde yapılmaktadır diyor. Es gibt mehr als 10 Sprachen zur Auswahl. Aralarında seçim yapılabilecek ondan fazla dil vardır diyor. Evet, teori sınavı bu şekilde yapılmaktadır. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. Wenn Sie kein Deutsch kann, darf Sie keinen Führerschein haben. Almanca bilmiyorsa ehliyet sahibi olamaz. Bu yanlış. Sie muss den Führerschein in dem Land machen, in dem man ihre Sprache spricht. Dilinin konuşulduğu ülkede ehliyet sahibi olması gerekir. Değil arkadaşlar. Teori sınavı kendi dilinde. Ondan sonra 10 taneden fazla da ana dilde sınav, teori sınavı yapılmaktadır. 269. soruya geldik. In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von 3 Jahren bis zur Erstaufschulung einen Anspruch auf. Yani Almanya'da 3 yaşından ilkokula kadar olan çocuklar nerede
bulunurlar. Genelde anaokulunda bulunurlar. Yani cevabımız aynı Kindergartenplatz bir anaokulunda bulunacaklar. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung. Almanya'daki yetişkin eğitim merkezi nasıl bir kurumdur diye soruyor. Für der Religionsunterricht, yeni eğitimler içindir değil. Nur für Jugendliche, sadece gençler içindir değil. Zu Weiterbildung, ileri eğitim içindir doğru. Nur für Rentner und Rentnerinnen, sadece emekliler için değil arkadaşlar. İleri seviyede eğitim için bu Volkshochschule bulunmaktadır. Bu videomuz burada bitiyor. 271. sorudan itibaren bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.